Mesleğim ayakkabı tamiri boyası. Şimdi evde 6 kişi var. Bir tane de cezaevinde var. 7 kişi bakıyor. Tabii Allah bereket versin. Az da olsa çok da olsa bir şeyler kazanıyoruz yani. Bizim işlerimiz kışın da iyi, yazın iyi değil. Yazın İzmir'de kimse yok. Okullar kapandı mı İzmir, hani okul bitti mi İzmir'de iş de bitiyor. Millet, herkes yazıya gidiyor yani. Mecburen buradayız. Bizi yazın gören kişi kışın da burada görecek. Ki ekmek yiyeceğiz. Aynı müşteriler geliyor. Değişik müşteriler de geliyor yani. İzmir'e düşen kişi geliyor yani. Konak İzmir'in kalbinin attığı yer. Buraya düşen adam bir kere meraktan da olsa ayakkabısını boyatıyor yani. Burası dediğim gibi İzmir'in merkezi olduğundan her kesimden geliyor bize. Ama genellikle yani müşterilerimiz 50 yaş üzeri. Azalsa da bizim müşterilerimiz potansiyel aynı. Yani Bornova, Güzelyalı, Balçova, Hatay, Yeşilyurt o yandan geliyor bizim müşterilerimiz. Neden? İşimizi adam gibi yaptığımızdan. Şimdi kaç tane boyacı geçiyor dersen, adam bir 20 tane boyacıyı atlıyor geliyor yanına senin. Geliş gidiş iki araba parası veriyor. Ayakkabısını boyatıp çayını içip gidiyor. Ayakkabının deri olması şart değil. Biz spor ayakkabıdan, deriden tut spor ayakkabıya kadar boyuyoruz. Adidas'ları, Nike'ları, beyazları, renklileri hepsini boyuyoruz biz burada. Bir günümüz işte nasıl? Sabah kalkıyoruz. Malzeme alınacaksa malzeme alıp geliyoruz. Selamünaleyküm hayırlı işler. Harika bir tane var abi. Hoş geldin. Bundan 3 tane alıyorum. 2 tane de 5 tane de erişkin. Malzeme alınmayacaksa direkt buraya geliyoruz işte. Sandığımızı çıkarıyoruz. Malzemeyi çıkardıktan sonra çayımızı, kahvaltımızı ediyoruz. İşte gelen gidenle biraz muhabbet, sohbet, hem ayakkabısını boyuyoruz. İşte bağcık ihtiyacı oluyor, bağcık veriyoruz, keçe veriyoruz, tamir yapıyoruz. Hani günümüz burada iyi geçiyor yani. Müşterilerle aramız da çok iyi. Şu an bir ayakkabının boyası 10 lira, 15 lira, 20 lira değişiyor, 30 lira değişiyor yani. Maliyetler yüksek şu an. Şimdi misal atıyorum yani benim elimdeki listedeki fiyata göre daha önceden biz alışveriş yaptığımızda tezgah dolup taşıyordu o paraya göre. Ama şimdi o kadar olmuyor yani. Kurtarmıyor dersek ayıp olur. Kurtarıyor. İlk ben garajda çalışıyordum. Alkapınar'da. Çok hoşuma gidiyordu. İçeride Mustra salonu vardı. Amcam orada çalışıyordu. Dayım orada çalışıyordu. Hatta iki amcam, bir dayım çalışıyordu orada. Amcam rahatsızlandı. Bana dedi ki Ali garaja gider misin benim yerime gece çalışma? Ben de gündüz çalışıyorum. Dedim gideyim. Bana dedi yengem, bak dedi gece dedi orada çalışacaksın, gündüz dedi kendi işine gideceksin. Olur dedim, ben giderim dedim. Ya benim için dedim uyku problemi değil dedim, sıkıntı değil, giderim. Gittik. Ben bir hafta 10 gün bir zorluk çektim. Bir hafta 10 günden sonra ben alıştım yani. 3'te geliyorum, 4'te geliyorum garajdan. Biraz oturuyorum. Ondan sonra alıyorum kendimi, ayakkabıcılığa gidiyorum. Ayakkabı tamiri değil de yani ayakkabının yenisini yapıyorduk. Danacı'da çalışıyordum ben. Yaptığımız pabuç Türkiye'de satılmıyordu zaten. Yurt dışı gidiyordu. Ondan sonra ben hurda işinden falan uğraştım biraz. Sonra konağa geldim işte. Kayınbirader dedi bir sandık alalım sana, konağa gel. Burada çalış. Çalışayım. O zamandan bu tarafa da buradayım yani. 25 yıl oldu. Buranın geçmişi bir yüzyıla dayanıyor. Buradaki ya damat gelir, ya oğlu gelir. Başka kimse gelemez buraya. Herkes akraba. Arkas'ta çalıştım. Bir 15 yıl şoförlük yaptım orada. Aleya Şakran gittim geldim. Çanakkale. Ondan sonra bu pandemi hastalığı başlamadan bir 5-6 ay öncesi bizi çıkardılar. Burada bir müşteriye rastgele oturduk, muhabbet ettik. Torbalı Orman Ürünleri'nin ortağının biri çıktı. Bana dedi, kereste işinden anlamış olsan seni ben yanıma alırdım. Ben dedim anlıyorum zaten. Dayım Oduncu'da çalışıyordu. Orada bıçkı makinalarını kullanıyordu. Her gün gittim ben. Devamlı hani o işi de ben kapmıştım yani beyin olarak. Ve gittim bir 3-4 gün bir zorluk çektim. Ondan sonra
aşağı yukarı pandemi başladığından bu tarafa da oradayım, çalışıyorum. Gece çalışıyorum. 2-3 saat uyku yetiyor. İşte fazla uyku da alışmadık, bünyede iyi durmuyor. Şimdi sigortam var. Çalıştığım yerler hep yüksek maliyetle gösterdi. Hani primimi ona göre ödedi yani. Şimdi yaşa ben takılmıyorum. Ama fakat eksik günüm olduğunda daha var yani. Allah bilmiyorum artık. Bu tarafta olmasa öbür tarafta da olabiliriz. Ya şimdi Allah herkese hayırlı evlat versin öncelikle. Şimdi ben emekli olduğum zaman isterim eşimi alayım. 15-20 gün bir tatil yapayım. Ama hayat şartları o kadar kötü ki. Hani 15-20 günü bırak, 15-20 dakikayı bile çıkaramıyorsun. Ben isterim hani çoluk çocuğumun evine de gideyim ben. Orada oturalım, kalkalım, yiyelim, içelim, yatalım. Ama öyle bir dünya yok. Garibin çilesi ölünce bitermiş.